Nilüfer. Biliyorum uzun zamandır video paylaşmıyordum. Çok çok aksattım YouTube'u. Ve böyle konuşmalı video çekmeyeli de uzun zaman oldu. Evet, şu anda arka plan biraz farklı. Çünkü yeni bir eve taşındım. Burası benim yeni odam ve artık videolarımı bu arka planda izleyeceksiniz. Ya da daha ileriki zamanlarda farklı açılarla değiştiririm, bilmiyorum. Bu videonun amacı, anlamış olduğunuz gibi videonun isminden de, size anılarımı göstereceğim. Kocaman bir kutu var ve bu kutunun içinde benim çocukluğumu daha çok hatırlatan hatıralar var. Şöyle bahsetmek istiyorum ki benim böyle küçük parçaları, bir şeyi hatırlatan araçları saklama bir hastalığım var. Bu sizde de var mı bilmiyorum. Ne gibi? Birazdan göstereceğim size birkaçını. Uçak biletleri gibi, konser biletleri gibi, küçük yazılar, mektuplar gibi. Yani nasıl anlatsam size, bir insanı hatırlatan küçük bir oyuncak gibi, yani bilmiyorum, değişik şeyler, ondan bana kalmış bir hatıra gibi değişik değişik şeyler var. Bunları taşınınca hepsini bir kolye koydum ve ne kadar çok biriktirdiğimi ben bile şaşırdım. Aslında uzaktan bakınca, hele bir ayna gözüyle bakınca hepsi çöp gibi gözüküyor ama benim için öyle değil, benim için hepsi çok değerli. Yıllarca bunları ayakkabı kutularının içinde saklıyordum ve yeni eve taşınınca bunları birleştirme kararı aldım ve oldukça şaşırdım çünkü beni çok duygulandıran şeyler var içinde. O zaman çok bahsettim size, hemen başlayayım, hemen göstereyim neler var. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama kocaman bir kolye ve bu kolyenin içinde bunlar var. Size görünüyor mu bilmiyorum. Ama birazdan size bahsedeceğim bunları. Hepsini göstermeyi düşünmüyorum çünkü bazı şeyler çok çok özel. Mesela aşk mektupları gibi. Bazı küçük, değerli şeyler gibi, onları size çok göstermeyeceğim. Mesela gazeteler var. Bu gazeteler... bu gazeteyi mesela annem olduğu için saklamışım. Şuradaki annem. Bu da Rus gazetesi. Bu Rus gazetesinde de burada yine annem var arkadaşlar. Valla bakmıyordum, sizinle birlikte bakacağım. Ben yokmuşum, annem varmış yine. Annemin iş yerini tanıtıyorlar. Size görünüyor mu bilmiyorum şu anda. Burada annemin fotoğrafları, annemin gittikleri falan var. Bu da öyle bir gazete. Başka neler var? Neler yok ki? Mesela Kapadokya'dan aldığımız bu bebek var. Çocukken ailemle birlikte gitmiştim. Bunu da böyle saklıyorum bu kutuda. Mesela bu yeşil bileklik, Roma'nın fanıyken 1 Haziran'da takılıyordu bütün fanlarca. Ondan kalma. Sonra mesela Hawaii Party, Aloha Hawaii Party, bu da benim kuzenimin doğum günü partisinin davetiyesi. Sonra çok gittiğim otelin bileklikleri. Bunları saklamayı çok seviyorum. Hatta kuzenim de saklıyordu. Hala saklıyorum bilmiyorum. Tabii ki de daha çok var gittiğim otel ama ben sadece bunları saklamışım. Başka? Mesela çocukluktan kalma bir kıyafet. Bunu çok seviyorum. Rengini, tarzını, ileride çocuğum olursa ona giydirmeyi düşünüyorum. O da benim çocukluğumu hatırlattığı için saklıyorum. Böyle küçük tokalar. Bu benim mezuniyetimde annem dikmişti. Bileğime bağladığım bileklik. Bu da çocukluğumda ki taktığım toka. Sonra böyle bir şey var, defter var. Bu deftere şey yazmıştım. İstanbul'a, yani İstanbul'a gitme hayalim vardı ve ilk defa gittim. Yani çocukluğumda hatırlamıyorum tabii ki de gittiğimi. Benim için ilk kez gidişimdi. Çok istiyordum İstanbul'a gitmeyi ve oradaki anılarımı bu deftere yazdım. Sonra şu defterde de benim
Ahmet sağ burada da en yakın arkadaşım fotoğrafı var. Bu defterde yine İstanbul'la kapağı İstanbul ama içinde İstanbul'la ilgili bir şey yok. Burada benim şöyle kapatayım. Ailemle ilgili düşüncelerim, yazdıklarım. Annemle ben falan. Zaten ailede kaç kişiyiz ki? Yarım kaldı mesela. En son anneannemle ilgili yazacakmışım. Onun resmini daha yapıştırmamışım mesela. Sonra bu yaz Kaan'ın bana doğum günümde hediyesiyle birlikte kart. Onu da saklıyorum. Kaan hala izliyorsan şu anda. Başka böyle ilginç şeyler ne gösterebilirim? Mesela eski bir fotoğraf makinesi artık çalışmıyor. Ama bizim ailenin ilk dijital fotoğraf makinesiydi. Bu da bunun önceki fotoğraf. Önceki. Bu da şeyli. Ne diyordu ona? Ne dinliyordu? Unuttum. Ama bu dijital değil. Yani böyle içinde şey var. Bunu da saklıyorum. Belki bir gün tamir ettirir, kullanırım diye. Sonra gelelim. Başka neler var? Cem Adrian'ın albümünü saklıyorum. En özel albümü bence. Çünkü kendi dudak izi var bunun içinde. Şu anda size göstermeye çalışsam olmaz. Çünkü ruj siyah. Onu da böyle poşette saklıyorum. Sonra bir sürü ilkokuldan kalma karnelerim. Mezuniyet fotoğrafım. Annemle fotoğrafım. Nedense bu fişi saklamışım. Bu benim Yunanistan'daki gezimde alışveriş yaptığımdaki fiş. Benim Türkçem bütün şu an ne kadar değerli bilmiyorum. Roma, neden saklıyorsam. Burada bir kağıt var ama ne yazdığını bilmiyorum. Bu kağıtlar canım sıkıldığında bir şey, üzüldüğümde ya da duygularımı kimseye anlatamadığımda yazdığım kağıtlardan biri. Sonra mesela madalya var ama bu madalya okuldan falan değil, otelden. Mesela Yunanistan tatilindeyken şöyle bir madalya verdiler. Pasta yaptığım için, oysa ki mesela diploma da var. Oysa ki ben adımı yazdırmıştım ama pasta yapmadım. Adımı yazdırdığım halde bana bunu getirmişler. İlginç, çok ilginç. Sonra burada bir şeyler daha var. Allah'ım yarabbim, her yer fotoğraf. Yaptığım. Canım anneciğim mutlu yıllar demişim. Sevgili kızım Nilüfer demişim. Bunu da saklıyorum. İlkokuldayken, ana sınıfındayken anneme böyle şeyler yapmayı çok seviyordum. O da çok mutlu oluyordu. Tabii ki teyzenin yardımıyla yapıyordum. Bazılarını okulda yapıyordum. Başka neler var? Okuldayken arkadaşım Senem'le birlikte birbirimize mektuplaşmıştık. Ahmet öğretmenimiz bize ödev vermişti. Tüm sınıf birbirlerine mektup yazmıştı. Biz de Senem'le birlikte yazdık birbirimize. Eğer şu an Senem izliyorsan bu videoyu, seni kocaman öpüyorum. Öğretmen çok beğenmişti bizim mektubumuzu. Bu da güzel bir hatıra, hala saklıyorum. Sonra başka neler var? Mesela siz yaptınız mı arkadaşlar? Yorum atın. Ben hala bunu saklıyorum. Bu benim ortaokul. Evet, ortaokul gömleğim. Nefret ediyordum bunu giymekten. Burada da mezun olduğumda 8. sınıftan bütün sınıf arkadaşlarımın, o okuldaki küçüklerin, beni tanıyanların, kuzenimin sınıfındakilerin falan imzası var. Güzel düşünceleri var. Mesela birkaçını okuyayım size. Nilüfer abla sana hayranım. Ayşegül Yaman yazmış bunu. Başka mesela imza atmış birazı ismini yazarak. Birileri mani yazmış. Gülsemin Kaya mesela. Nilüfer seni çok seviyorum. Seni unutmayacağım. İnşallah sen de beni unutmazsın. Gülsemin Kaya.
Başka şöyle güzel bir şeyler var mı? Fatma Sezer hayatın hep güzel geçsin demiş. Bunu kim yazmış? Ben yazmışım. 11 yaşındayken. Bu da biraz özel, bunu da size okumayayım. Ama yani kendi düşüncelerimle ilgili çocukluğumda. Bence siz de yazmıyorsanız yazmaya başlayın. Çünkü ileride birkaç yıl sonra okuduğunuzda o düşüncelerinizi gülüyorsunuz. Böyle mi düşünüyordum falan diyorsunuz. Deneyin bence. Sonra burada fotoğraflar falan var. Eğer fotoğrafları, geçmişteki fotoğrafları merak ediyorsanız onunla ilgili ayrı bir video yapabilirim arkadaşlar. Gönül isterdi ki ben eskiden bayağı şiir yazıyormuşum. 2005 yılında bir günlük yazmışım. Bir parçasını okuyayım. Bugün hem ölmek hem çıldırmak istiyorum. Ağlamak, babaannemi görmek istiyorum demişim. Galiba babaannemin öldüğü zamanlar. Hiç hatırlamıyordum bile. Burada bir fotoğraf, hani size göstermeyeyim. Kimse ellemesin, Nilüfer hariç, eller nokta nokta olsun. Bu bir aşk mektubu arkadaşlar. Hatırlıyorum bunu ama içindekini unuttum. Bunu yazanlarla şu anda görüşmüyorum. Ama sosyal medyada falan hala ben de ekliler. Birbirimizi görüyoruz, like'lıyoruz falan. Mesela bak kız, ben seni sevmiyorum, senden iğreniyorum. Eğer beni seviyorsan ben seni sevmiyorum. Sevgilimin adı dıt 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 falan filan. Yani bir de burada uzun saçlı olarak beni çizmiş arkadaşlar. Ama çok eğlenceli yani. Burada kötü bir şey görmüyorum ben. Okudukça gülüyorum. Çocukluğumun ne kadar eğlenceli geçtiğini anlıyorum. Şu an bunu yapan arkadaşımla çok görüşmüyorum. Sadece internetten görüyorum. Rus Kültür Derneği'nde birlikte dans ediyorduk. O benim çiftimdi. Bir kız. Bana bunu yapmıştı. Çok çok mutlu olmuştum. Onu çok seviyorum. Hala saklıyorum. Eğer bunu izliyorsan haberin olsun, hala bende. Aa, bu 2010, 7 Mart 2010. 2010'u da nasıl yazmışsam. Bu Rus Kültür Derneği'ndeki dans gösterimizin resmedilmiş hali. Bunu ben çizmişim. Bu ben, bu da Elif. Neyse, açıklayayım artık. Bunu yapan da Elif. Elif bak, ben hala saklıyorum. İlkokul, ortaokul mezuniyetim. Şu şekilde. Ya yani şöyle bir şey. Bunu hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum. Bu yaz Snapchat'te falan paylaşmıştım aslında. Vlog'da da paylaşmıştım. Bu yazki doğum günüm, 18. yaş günümdeki doğum günümde herkesin doğum günüme gelen erkek kız herkesin dudağını boyayıp bu kağıdı öpmelerini istedim ve onların sevgisini bu kağıdı açtığımda hissetmek için. Gerçekten de öyle. Az çok hatırlayabiliyorum kimin hangisiydi dudak. Bazı utananlar parmak falan basmışlar. Evet, güzel bir hatıra benim için. Ah, bu da çöp. Aslında çöp yani. Gerçekten de çöp. Bunu atmam lazım ama atamamışım. Neden bilmiyorum. Beyoğlu Halk Döner restoran. Orada İstanbul'a gittiğimde orada yemişim ve ıslak mendilini nedense saklamışım. Hem de kullanılmış bir ıslak. Şu anda bu kutu üstümdeyken nasıl görünüyorum? Hiç bilmiyorum. Kendimi görmüyorum şu anda ama biraz şeyim galiba. Neyse, idare edin artık. Sonra bir sürü fotoğraf var bunları. Yani çok ilginç fotoğraflar var. Bunları daha sonra başka bir videoda size göstermek istiyorum. Çünkü çok eğlenceli şeyler var. Ve onun için çok uzun bir süre gerekiyor. Başka ilginç neler var? Mesela Alexander Rybak'ın, doğru mu söyledim bilmiyorum.
konserine gitmiştim birkaç sene önce. Fotoğraf falan çekilmiştik onunla. Bu da onun bileti. Hatta kuyasına gitmiştim, onun bileti. Sonra içeride bir sürü daha Cem Adrian konserinin falan, İstanbul'a gittiğim uçak biletlerin. Ya biletleri var hepsinin. Allah'ım ya, daha bir sürü şey var. Ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Biraz garip bir kızım galiba, bilmiyorum. Bunları sakladığıma göre. Benim hakkımda düşünceleriniz değişti mi? Değişse de önemli değil. Böyle geçmişimi saklıyorum. Üniversiteye gittiğimde bunları da yanımda götürmek istiyorum. Her yerde benimle olsun istiyorum. Yani bu kutu benim için çok çok değerli. Biraz çabuk unutan bir insanım. Ve bunlara baktıkça, aa bunlar mı yaşamışım, bunlar mı olmuş demek çok güzel. Bence siz de, benim kadar olmasa da, geçmişi hatırlatan size birkaç şey saklayın. İçinizden geçenleri bir kağıda dökün, yazın. Onu aylar sonra bile okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar, bugünkü video böyleydi. Size geçmiş anılarımı gösterdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Eğer kanalıma abone olursanız beni inanılmaz mutlu edersiniz. Çünkü artık hayatım böyle biraz düzene girmeye başladı ve daha çok video paylaşmayı düşünüyorum ve ilginç videolar yapmak istiyorum. Umarım takip edersiniz siz de beni. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.